Kandıramazsın Beni'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Doğa. Ben Irmak. Irmak'ı görmüyordunuz bayağıdır. Hoş geldin. Abartma istersen. Bensizlik sana çok yaramamış. Belli ki beni biraz özlemiş Doğa. Normalimize döndük. Irmak kendisi gelmedi. Dublörünü gönderdi beni yenebilmesi için. Ama beni kandırabildiler mi? Hayır. Maalesef başaramadık. Evet. Tam gaz devam ediyorum. Bu hafta Irmak'la beraberiz. Artık yerinden ayrılmayacak diye düşünüyorum. İnşallah. Korkup kaçmayacak diye düşünüyorum. Sendeyiz Irmak'cığım. Nasıl haberler hazırladın bana? Bu hafta gündemi takip ettik. Gündem haberleriyle geldik. Sen de hazırsan. Ben ve ilk haberim hazırız. Ben çok hazırım. Test rehberim burada. Bilgisayarım burada. Notlarım burada. Telefonum burada. Bütün ekipmanlarım hazır. Süper. Seni yenmeye hazırım. Tamam, o zaman başlıyorum. Başlayalım. Tesla resmi olarak Türkiye pazarına 2023 yılında giriş yaptı. Elon Musk'ın CEO'su olduğu elektrikli otomobil şirketi, Türkiye'deki potansiyel müşterilerine yüksek performanslı ve çevre dostu araçlar sunmayı hedefliyor. Tesla, Türkiye'yi Orta Doğu ve Avrupa pazarında önemli bir merkez olarak gördüğünü belirtirken, bu adımın Türkiye'deki elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasında da önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Süren başladı. Fotoğrafa bakıyorum. Hiç montajmış gibi gelmiyor. Teyit rehberime bakıyorum. Yazım kurallarına da uymuşsunuz. Başlık falan da yerinde. Hani iyi puanlar aldınız benden. Tesla'nın Türkiye'ye giriş yaptığını ve ön sipariş aldığını da o haberi de gördüm. Ama bir internete bakmadan edemeyeceğim. Kaçırma benden kendini. Kopya çekmiyorum senden. Ha, tıp oynuyoruz galiba. Tamam. 24 saniye boyunca sessizliğimi koruyorum şu an. Doğru bu haber arkadaşlar. Tesla'nın Türkiye'ye giriş yaptığını biliyoruz zaten. Ekstra bir unsur, yabancı bir kelime, beni kandırmaya çalışacak bir şey eklememişsiniz. 6. Tamam, ben bunda çok eminim ya. Güveniyorum. Bitti. Doğru diyorum ben bu haber. Peki bakalım doğru muymuş? Umarım kıra yapıyoruz. Tebrikler. Orada. Falan. Doğru tabii ki. Bu haber doğruydu, evet. Bu tabii yeni bir haber, güncel bir haberdi. Evet. Sen de doğru yerlere baktın. Zaten hani bu resmi hesabında, Tesla Euro hesabında da zaten hani resmi açıklamalarla beraber bulunuyordu. O yüzden hani bu haberin doğruluğunu kontrol ederken güzel bir araştırma yaptın. Teşekkür ediyorum. O zaman bir diğer haberimize geçelim mi? Geçelim. Çok hazırım. Harry Potter serisi dizi oluyor. Warner Bros. Tarafından yapılan açıklamada popüler serinin yeni bir diziye dönüştürmek için çalışmalar yapıldığı belirtildi. Şirketin CEO'su Harry Potter hayranlarının seveceği bir dizi yapmayı hedeflediklerini söylerken kitaplarda yer almayan karakterler ve hikayelerde yer verileceğini belirtti. Dizi için henüz bir yayın tarihi veya kadro açıklanmazken hayranlar projeyi heyecanla beklediklerini söyledi. Evet, süren başladı. Beni nereden vuracağını o kadar iyi biliyor ki. Ben bu haberi okudum. Bu kadar dikkatli okudum mu? Harry Potter yeniden dizi oluyor, wow diye görüp geçtim mi bilmiyorum. Çünkü ben bu habere çok yükseldim arkadaşlar. Harry Potter hayranlığımı bilenler bilir. Hiç kimsenin umurunda değil. İnternete başvurmak istiyorum ama kendim eminim. Süren de bakıyorsun değil mi? Evet, üst süreye baktım oradan. Yani senin gibi bir Harry Potter hayranı. Ben doğru demek istiyorum buna. Tarafsız bir anlatımla anlatmışsınız, aferin. Süreni bence sonuna kadar kullan. Tamam, kullanıyorum zaten. Ne zaman yayınlanacağı belli değil, onu da okudum. Süren bitti. Hemen cevabını alayım. Hemen. Hadi. Doğru demek istiyorum. Bir tekrar düşündüm. Acaba haberde ekstra bir şey mi? Böyle bir şey yaptınız mı diye ama. Evet, cevabın. Doğru. Sahte bakalım. Değil yani. Bakalım. Çok korktum, bunu kaybedeceğim. Ay,
yani hepsini bilemezsen kaybedeyim. Dilime çok iyi düşecektin. Evet. Yani inanılmaz, en büyük korku mu? Evet, muhtemelen seninle inanılmaz uğraşacaktım böyle bir iki sene kadar, hani abartmıyorum süreyi. Dizi Oluyor Haberi'nin de yine resmi şirketin, yapım şirketinin resmi hesaplarında duyuruldu. Evet, ben bu haberi gördüm. Birçok sosyal medya hesabında da duyuruldu. O yüzden evet, bu haberimiz de gerçekti. Ya, bu haber benim akışıma düşmezse kimin akışına düşsün Allah vallahi, aşkına? Valla haklısın, haklısın, çok doğru. O zaman diğer haberime geçiyorum. Geçelim, 2-0 öndeyim, haberin olsun. Farkındayım. Konuyu açmıyorum farkındaysan. Fransa'nın sembolik yapılarından biri olan Eiffel Kulesi'nin 200 metre ilerisine tıpatıp aynısı yapıldı. Yeni Eiffel Kulesi orijinal kuleyle aynı boyutta olmasına rağmen kullanılan malzemenin çelik yerine demir olduğu açıklandı. Projenin arkasındaki geliştirici firma amaçlarının orijinal kuleye olan yoğun ilgiye ikiye katlayarak bölgeye daha çok turist kazandırmak olduğunu belirtti. Yeni kule şimdiden bütün dünyanın ilgisini çekmeyi başardı. Süren başladı. Evet, bu haberi ben gördüm. Hı hı. Doğru gibi geliyor ama kullanılan malzemeden bahsetmişsiniz. Hı hı. Orada bir entrika yaptınız mı? Bir kelime oyunu yaptınız mı bana? Bilmiyorum. Bu fotoğrafa benzer vallahi şeyler de gördüm. Geçen her şey doğru olabilir. Sana her türlü oyunu oynamış olabiliriz. Her türlü doğruyu yanlış söylemiş olabiliriz. Bize güven olmaz. Evet, hiç yani uydurma bir haber değil, çarpıtma değil. Beni manipüle etmeye çalıştığınız bir durum yok. Bak, bütün şeylerimi eliyorum şu anda. Sadece kullandığınız o malzemeyi soracağım. Soracağım dediğim. Yani şu koskoca haberde bir tek malzemeye mi takıldın? Başka bir şey mi vardı yoksa? Sen Eiffel Kulesi'ni gördün mü şeyini, ya da hiç biliyor musun ne kadar büyük bir alan kaplıyor, nasıl bir alan kaplıyor? Evet. Yani 200 metre ilerisinde olması da mı şey? Ha. Tekrar okur musun haberi falan diyorum. Hayır. Cevabını almam gerekiyor artık. Bitti mi sürem? Tabii ki bitti. Çabuk, hadi. Çap çap. Ama bu haber doğru. Ama materyaline daha bakamadım. Sürem yetmedi, ne yapayım? Çabuk cevabını ver. Doğru. Bakalım doğru muymuş? Sahte mi? Neyini diyecektin sahte işte? Neyini sahte yaptınız? Bu haberimiz sahte. Öncelikle 200 metre ilerisinde inşa edildi diye normal haberlerde de öyle yazıyordu. Öncelikle Paris çok sıkışık bir şehir. Evet. Ve sence 200 metre ilerisinde bunu yapabilecekleri çok bir alan işte, var mı? Çok zor işte, ama bu, internetten gördüğünüz her habere inanmayın. Teşekkürler. Evet. Evet, internetten gördüğünüz her habere inanmayalım. Bu haberimiz sahteydi. Tıpatıp aynısı değil, fakat küçük ölçeklerde bir tanesini daha yaptılar Eiffel Kulesi'nin arkasına. Bu doğru haberdi. Ölçek kısmını yanlış. Ölçeğimiz yanlıştı. Buradan da sana okuduğun her habere inanmaman gerektiğini söylemek istiyorum. Her haber platformu her haberi doğru yazamayabiliyor. Unsurlar, öğeler, ölçekler değişik olabiliyor. Buna yarım puan verir misiniz ama? Hayır ya. Ne alakası var? Kimse hiçbir puan... Bir bırak da bir puanımı alayım, bir puanımı ya ilk önce. Biliyordum onun sahte olduğunu ya. Keşke sahte deseydim. Neyse, tamam. Yapacak nazarlık. Şey. Her şeye nazarlık. Neyse, geçiyorum diğer haberime. Hadi geç, çok sinir oluyorum şu an sana. Sosyal medya platformlarından popüler olan Twitter'ın logosu değişti. Platformun yeni sahibi Elon Musk, kullanıcıların yıllardır kuş simgesiyle tanıdığı Twitter'ın web sitesinin yeni logosunu Dogecoin olduğunu açıkladı. Musk, değişikliğin sebebinin kendisine Twitter'ı satın al ve kuş logosunu Doge'a çevir şeklinde tweet atan bir kullanıcıya verdiği söz olduğunu belirtirken, kripto para birimi Dogecoin'in değerinin %30'luk bir artış gerçekleştiği görüldü. Ben hiç böyle bir haber görmedim. Gerçekten mi? Görmedim, evet. Belki de biz uydurduk. Dezenformasyon. Yanlış bilgiyi kasıtlı olarak ve kandırma amacıyla şu an benim... Burada ya ben, ekran karşısında veriyorsunuz. Ben senden sözlük açıklaması istemiyorum. Ben senden bir cevap istiyorum. Ya seyircilerimiz... 35 saniyen kaldı, bana burada çene çalacağını araştırma yap. Susuyorum. Seyircilerimiz benim nasıl teyit ettiğimi bilmek istiyorlar arkadaşlar. Yanınızda böyle son bir cücün varsa... Son 30 saniyen kaldı. Sus.
Sen susasın. Twitter'ın logosu değişmedi ki. Sahte bu haber ya. Ben böyle haberler buldum şimdi. Güvenli kaynaklara benziyor web siteleri. Bitti. Ben sahte diyeceğim. Yani neden biliyor musun? Bitcoin ile ilgili bir şeyler yazmışsınız orada. Yani logoyla değiştiğiyle alakalı bazı haber sitelerinden... Bitcoin değil. Ne yazmışsın? Dogecoin dedik orada. Bayağı kötü yani. Öyle bir şey var mı? Ha, bilmiyorum. Araştırma süren bittiği ya için var mı diye işte. Bana da soramazsın. Arkadaşlar sizin süreniz varsa ve yanınızda böyle biri car 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 konuşmuyorsa... Siz araştırın bakın. Evet. Bir sürü kaynaktan araştırabilirsiniz. Ben buna... Ay sahte diyeceğim. Bakamadım çünkü. Bakalım sahte mi? Bu haberimiz gerçekti. Ağlayacaksan kamerayı öyle hemen şey kapattırabilirim. böyle bir şey vardı. Bitcoin diye bir şey var mı gerçekten ya? Evet, gerçekten Bitcoin'de böyle bir para şeyi var. Borsaya mı girsek? Bu böyle bir Bitcoin çeşidi var yani. Bu birinci fact'im. Tamam. İkincisi Elon Musk'ın bu normalde 1 Nisan şakası olacakmış. Fakat hani gerçek... liğini birazcık daha korusun diye bir gün boyunca gerçekten Twitter'ın logosu Dogecoin simgesi olan bu sevimli köpeğimizdi. ama bu bir günlük durduğu için, bir gün durduğu için şu an açıp Twitter'a baksan da hani teyit etmen biraz zor olabilirdi. O yüzden hani birazcık daha böyle Elon Musk mesela bunu Twitter'ında tweet attı. Dogecoin simgesi köpek araba kullanıyor. Ehliyetini gösteriyor falan. Hani o şekilde görsellerle teyit edebilirdin. Zamanım diyorum. Yoktu. Bir dakikalık koskoca zaten bir süren vardı. Zaten bir gün durmuş bir şey bana gelip doğru yani diye saklaya çalışıyorsunuz. Yani her şeye yoktu 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 diyorsun. Ben bu haberi kabul etmiyorum. Reji'ye gidebiliyor musun? Hayır gidemiyorsun. Bir ben diğer haberime geçiyorum. Bir gün kalmış bir haberi. Bir Nisan şakası niyetiyle çıkmış ya. Baştan şakayla ben çıkmış. Ben sana 1 Nisan'da şaka yapamadım ya. Bunu ona say. Ben buna kendimden yarım puan veriyorum. Kendi kendine verebilirsin bunu. 2-2'yiz unutma. Diğer haberime geçiyorum. Yeter artık. Geç. İstenen cinsiyette bebek doğurabilmek artık mümkün. ABD'de uzman bilim insanları tarafından yürütülen bir çalışmada getirilen yeni geliştirilen tekniğin %80 oranında başarılı olduğu belirtildi. Geliştirilen in vitro fertilizasyon yani IVF yönteminde sperm zenginleştirme ve cinsiyet belirleme işlemi arzu edilen cinsiyet için embriyoları seçilmesini sağlıyor. Cinsiyete dayalı embriyo seçmenin birçok ülkede yasal dışı olması konusunda tartışmalar sürüyor. Direkt bu sefer hiç konuşmayacağım seninle. Tamam. Canıma minnet. Mesela ama şeye bakabiliriz. Şu an hangi teknik kullanıyorsun mesela? Neye göre ilerliyorsun? Şu an teyit rehberimi bir kenara bıraktım. Yani şu an teyit için internettesin. Evet, internetteyim şu anda. Hangi kaynaklar böyle bir haber yayınlamış diye bakmaya çalışıyorum. Yani bence görsellere bakma çünkü... Ben böyle bir şeye inanmıyorum. Ya... Bunu da fotoğrafları da ben yani siz yayına koydunuz diye düşünüyorum, montajladınız diye. Tabii çok, canım tabii. Çok şey bir fotoğraf değil yani, çok böyle oynanması gereken bir fotoğraf değil. Hı, çaba isteyen yani bize çaba sarf etmeden görsel hazırladınız mı diyorsun? Evet. Nasıl algılıyorsam öyle algıla. Süren bitti. Cinsiyet seçebilmek işte dua etmek işte bilmem neymiş, ben bunlara çok inanmıyorum açıkçası. Hı hı. Bir öyle şey bir haber de bulamadım. Neyse, ben burada. Söylemiyorum. Tüp bebek mi söyleyeceğim? Hayır, hiçbir şey söylemeyeceğim. Cevabını istiyorum şu an senden. Sahte. Tamam, bakalım sahte mi? Ya, bir performans düşüklüğü görüyorum sende. Ufak bir performans düşüklüğü sergiliyorsun.
öncelikle doğaydı, işte manifesti falan değil. Bu bir bilim, bilim yani. Burada sana IVF diye bir teknikten bahsettik. Bu tekniğe bakabilirdin, oradan hani bulabilirdin gibi düşünmüştüm. Çünkü hani en bilimsel adıyla sana oraya verdik ve bence en doğru bulma yöntemi böyle bir teknik var mı şeklinde bunu araştırmandı. Bu şekilde düşünüyorum. Ve diğer haberime burada geçiyorum. Burada hiç sana bir şey söylemeyeceğim, haklısınız. Yani gözyaşlarına hakim ol. Kandıramazsın beni dedin. Bak bu bölüm seni çok güzel kandırıyoruz. Kandırdınız bu bölüm. Ya dedim sana, metinlerimiz, görsellerimiz ve başlıklarımız çok başarılı. Tebrik ediyorum. Hazırsan diğerine geçiyorum. Geçelim. Çok üzgünüm. Elektrikli skuterlerin devri Türkiye'de kapanıyor. Son yıllarda moda olan ve birçok insan tarafından kullanılan kiralanabilir elektrikli skuterlara yasak geldi. Kararın sebebi olarak kontrolsüz kullanımıyla birçok kazaya ve yaralanmaya sebep olması gösterilirken, bu yasağa kişisel skuterlerin dahil olmadığı belirtildi. Elektrikli skuterlerin Nisan ayının sonunda Türkiye'ye veda edeceği açıklandı. Süren başladı. Benle laf yarıştırma. Yok, gerçek mi değil mi deme. Ha, tamam. Çok şükür. Çok korkuyorum kaybedeceğim diye. Korkunun ecele faydası yok Doğacığım. Neye bakıyorsun şu an? Seni ilgilendirmez diyormuşum. Bıdı. Yani haberin başlığını yazdım. Başlığı yazınca buna benzer haberler bulurum ve doğruluğunu teyit ederim diye. Sen böyle her yazdığın haber gerçektir diyerekten mi araştırıyorsun? İşte böyle bir haber bulamazsam sahte oluyor zaten. Rehberinde ama yok mu işine yarayacak bir şeyler? Rehberimde yok. Rehberimdeki her şeye uymuşsunuz. 10 saniyen kaldı ha. 12 saniyen. Hadi 2 saniye eksik söyledim. Teknik olarak şu an 8 saniyen var. Ya durun. Durun. 3, 2, 1. Bitti. Cevabını istiyorum. Çok doğru gibi geliyor bu haber ama hiç görmedim böyle bir haber. Bu hafta böyle bir, anladın mı? Ne demeye çalıştığımı? Anlamadım. O yüzden bana doğru ya da sahte de. Kaç göz yapsan şurada? Hayır ya. Doğruysa iki kere. Hayır, burada bir yarışmadayız. Ben kazanmaya çalışıyorum. Tamam, kameralar görmeden yap. Şöyle kapat. Doğru demek istiyorum. Bu son haberimiz miydi? Değil. Bir tane daha mı var? Evet. Ay, kazanabilecek miyim diye düşünüyorum da. İkisini de kazanırsam. Doğru demek istiyorum. Tamam. Son kararın kilitlendik burada. Bakalım doğru muymuş? Ya biz bu hafta ne kadar iyiyiz ya. Formumuzdayız. Performansımız çok yüksek. Çok şükür Doğan'ın performansı da çok düşük. Bu haberimiz sahteydi. Kaç program oldu? İlk yenilgim falan olacak galiba bu. Ben inanılmaz keyifliyim, o yüzden fark ettiysen enerjim yükseldi. Bu haberimiz sahteydi. Böyle bir haber var, böyle bir yönetmelik de giriyor. Fakat bizim ülkemizde değil, Fransa'da olacak. Aslında bu tür haberlere günlük hayatımızda çok fazla denk geliyoruz. İşte unsurları değiştirilmiş haberler olarak, hani ne bileyim, şu an bizim yaptığımız gibi işte Paris yazıyordu, Türkiye diyebiliyoruz. O yüzden evet, okuduğumuz her haberin gerçekliğine inanmamak gerekiyor. Saçın başını olmak istiyorum şu anda. Magazin programına dönecek bak, sabah kuşağı. Bana sandalye falan mı fırlatacaksın evet, program sonunda? Neyse dur, şimdi senin şey yapmadan ben diğer haberime geçiyorum. Ama son haber, ben zaten yenildim. Evet. Ben gitmek yani istiyorum. Yani. Bu hafta zaten yenildin, şu an bitti, bir haberimiz kaldı. Alsan da olmuyor. Okumak istemiyorum. Yani. Seni dinlemek istemiyorum. Anladım. Yani al da bari hani böyle son puan alabildim diye böyle bir sevinebil en azından. Bunu da alamazsın ama şu an gerçekten şeye bakamayacağım. Kimsenin yüzüne bakamayacağım. Bence de. Bir sonraki hafta sen gelme yani. Hani. Kazanabileceğini düşündüğün birini gönder. Dublör getireceğim. Senin gibi. Tamam. Senin gibi. Ne olacak? Geçen hafta performansımız da çok iyiydi. Neyse beni çok tutma. Ben haberime geçiyorum. Geçen hafta dublör getirdin. Yenemedi kimse beni. Ben yendim. Çok yakındı puanlar. Ben sana şey yapmam ki. Puanın yakınlığı uzaklığı belli değil. Ben bu puanı alırsam fark açıyorum ha. Haberin olsun. Hadi hadi. Hadi oku haberini ya. Tamam, geçtim. Mamut DNA'sı sofraları taşınıyor.
Avustralyalı kültür eti şirketi 5000 yıl önce soyu tükenen tüylü bir mamut DNA'sı kullanarak dev bir köfte yaptı. Üretilen köfte Hollanda'daki bilim müzesi Nemo'da sergilenirken gerçek et için daha sürdürülebilir alternatif olarak nitelendirildi. Şirket kültürlenmiş eti gıda olarak bu tür etlerin henüz düzenlenmediği bir pazar olan Avrupa Birliği'nde yerleşik hale getirmeyi amaçladığını belirtti. Burada kültür müzesi Nemo mu dediniz, bir şey dediniz. Öyle bir yer var mı diye bir teyit etmek istiyorum. Güzel yakaladın, tebrik ederim. Belki kayıp balık Nemo'dan bahsediyorduk. Olabilir. Belki anlık aklımıza geldi yazdık. Amsterdam'da böyle bir yer varmış ya. Science Museum diyor ama. Peki o zaman bu siz haberden... Siz kültür müzesi dediniz. Bu haberden, mekandan mı doğrulayacaksın haberi? Oradan ilerlediğine göre, o ilgin çektiğine göre. Senin karışmamanı istiyorum bana. Tamam, 25 saniyen var, ben sustum. Hollanda Kültür Müzesi Nemo. Bir daha bir söyleyeyim tam adını, bakacaksan madem. Yakalamışsın sen de. Kopya sayılmaz. 2, 1... Dur, bırak ya, çek lazım. Elini, çek. Hayır. Cevabını istiyorum. Bu köfte ve mamut DNA'sı haberi, o kısım doğru. Ama kültür müzesi değil, science museum olarak geçiyor. Yanlış mı baktım? Ya öyle bir yer gözüküyor aslında. Evet, reji beni uyarıyor. Haklısın, onu biz yanlış yazmışız. Bilim müzesi olarak geçiyor, biz kültür müzesi demişiz orada. Yani sahte oluyor o zaman. Evet, niye öyle oldu? Bir dakika. Sahte yani. Bir kısmı doğru haberin. Bu köfte yapmışlar yani... gerçekten. Ama boş ver bu şimdi bizim yanlışımızı da, sen doğru mu yanlış mı ona bak. Kültür müzesi değil, science müzesi, bilim müzesi olarak tamam, geçiyor. Tamam, doğru mu sahte mi haber, sahte. Ona bak. Haber sahte. Tamam, bakalım. Bakalım sahte mi gerçek mi? Yanlış unsurlar şey yapmışsınız çünkü. Bu haber doğruydu. Ama yanlış yazmışsınız. Evet, müze ismini karıştırmışız. Biz de hiç güvenilir bir haber platformu olmadık şu an ama... Kabul etmiyorum bunu. Bu puanı sana veriyoruz. Çok haklısın. Reji bu puanı sana veriyor. Çünkü bizim hatamız olmuş. Metinlerinizi düzgün yazın arkadaşlar. Araştırıp yazın. Yani gerçekten şurada kazanabilecekken gidip doğal puan verdiğimize inanamıyorum. Ama bu haber, bu köfte bayağı bir büyük olduğu için zaten Guinness Rekorlar kitabına da girmiş. Oradan da şey yapabilirdin, bulabilirdin gibisinden düşünüyorum. Hani bu haber maalesef güme gitti. Çok üzüldüm. Rekorlar kitabına girdiğini göremedim. İlk önce çünkü müzeyi aratayım dedim ismini. Evet, haklısın. Böyle yani bir müze gerçekten var mı diye. Müze ismini de takılacak haberi bulduğuna inanamıyorum. Ama bu ama puanı almış çekiyor. Ama bu puanı almış ama hiçbir şey değiştirmiyor. Yine de ben kazandım. Adı Nemo ya, dikkat çekiyordu. Evet, ve haklısın. Sizin yanlışınızı yakalamış olmam teyit etmemden bir tık daha beni gururlandırdı. Teşekkürler. Evet, güzeldi. Tebrik ediyorum seni. Evet arkadaşlar. Metnin içindeki kelimelere, yerlere, mekanlara dikkat edin. Bazı haber yazıcıları, metin yazarları yanlış bilgiyi, yani doğru bilgiyi yanlış yazabiliyorlar. Siz olun, böyle şeyler yapmayın. Kazanmış, ay kaybetmiş olabilirim. Irmak kazanmış olabilir, hiç önemli değil. Ben gönüllerin şampiyonuyum. Her hafta burada kazandım. Bir hafta nazarlık olsun diyorum. Her şeye nazarlık diyorsun diyor. Hiç önemli değil, siz beni biliyorsunuz. Evet, evet. Bir sonraki bölümde o zaman seni kandırabileceğim doğru yazdığımız haberlerle. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.